yere emni altından destek ver. Doğru bütün. E o. Ya bir şey değil. Yok. Tek ben yanınıza varış şöyle gideceğiz. Bu normal ayağımız. Siz gelmişti AA. Hı onlar gelmişler evet. Ama ben bir beşi doğurmak istiyorum. Devletten hiçbir yardım gelmedi ona. Oradaki insanlar olmamış olsa ben o hastamız hazır değil henüz. Ben aşağıya inemezdim. Evet. Yani oradaki rehberler bellerin üzerine beni indirdiler. Ben 200 metre ileri indim. Dedi, oradaki insanlar olmamış olsa ben o... Hastamız hazır değil henüz. Ben aşağıya inemezdim. Evet. Yani oradaki rehberler bellerin üzerine beni indirdiler. Ben 200 metre ileri indim. Applied Üniversitesi'de öğretmenim. Ha, öğretim üyesi. Yani iki üniversite Amsterdam'da Utrecht. Applied Üniversitesi. Demek daha tırmanmasınlar da ne bileyim mi? Zirveye çıkma niyetim yoktur ama bir kere gene geleceğim. En azından 3200'e giderim. Bir günlüğüne. Çocuklarınız ne diyor? Bizim için çok bir, ben Türkçe'me o kadar edelim, bir, nasıl diyeyim? Tecrübe mi diyorlar? Bir tecrübe ama ne yazık ki ele kötü sonla iki arkadaşı kaybettik. Evet. Ve o çocukların yüreklerini yapıyor. Ve benim de. Maalesef üzücü. Çok üzücü. Ayın 18'de biz Doğu Beyazıt'tan yola çıktık. 7 kişilik bir grup. Arda zirvesine niyetlenmiştik. Ama ne yazık ki hiç öyle olmadı. Birinci gün güzel geçti. 7 kişi. 2200'den 3200'e çıktık. Gülerek, sevinerek, birbirle sohbet ederek, tanışarak. Bir gece 2200'e kaldık. Oradan 3200'e, 3200'den 4200'e gitti giderisi gün. Aramızda bir arkadaşımız ayrıldı. O çekemedi, ağırdı. 6 kişi kaldık. Bu sabahın köründe 6.30 olması gerek. Öyle düşünüyorum. Çünkü ondan sonra biz platoya çıktık 5000 metreye. Göz gözü görmüyordu. Bu nasıl diyeyim? Yani görüş alan en çok 1.5 metredir. Fazla yoktu. Bizim rehber dedi burası zirveye çıkmak istiyorsanız gidebilirdik ama çok risklidir. Göz görmüyor, görüyorsunuz. Ben kendi çocuklarıma dedim istiyor musunuz? Çok risklidir. Ve biz çocuklar dediler baba sen nasıl istiyorsan risklise gitmeyin. Ve ben yolda saat 10.30 civarında bizim rehber arkadaşlara ulaşamadı. Halim Bey'le ve Dilek Hanım'a ulaşamadı. Biraz panik durumuna girdi. O zaman ben ona dedim kamp görüküyor, 4200 aşağıda görüküyor. Ben yolu buradan çıkarım. Kendiniz gidin. Ben dedim yukarıya git. Onlara ara, bul. Ve adam hemen şey etti yani. Hemen yukarı çıktı, geri dağa çıktı. Ve ben aşağı inerken 11 civarında öyle bir küçük bir taşa bastım. Ayağım öyle kırpındı. 3 yerden kırıldı. Öyle tam öyle 4600'de. Evet. Ben onları en son gördüğüm 5000'den önceydi. Hem o anlattığım süre. Ondan sonra onlara ben şey etmedim, göremedim. Ne yazık ki. Bir de benim çocuğum vardı. Biz haberi duyduğumuzda dün benim çocuklar çok kötü oldular ciddi.
Yok çok ya çok kısa bir süre ama çok güçlü bir bağ kurunuyor. Birbirle konuşuyorsunuz bu süreçte. Yok benim çocuklar Türkçe bilmezler. Ondan dolayı Dilek Hanım İngilizce biliyor ve çocuklar İngilizce konuşuyordu. Halim Bey ailesine. Ya neyse dersin. Gözümüz yaş doldu. İçimiz yandı. Bu nasıl? Ya donarak ölmek nedir bu 2024'te? Bu ilk gelişimdir İlk benim. gelişim değil mi? Daha gelir misiniz iyileştikten sonra? Tırmanmaya değil ama bir kere niyetime bir kere gene gelmeye. Çocuklarınız da